Günün manşeti başladı. Haftanın son iş gününde günün manşetinde gazete manşetlerini ve günün gündemini değerlendireceğiz. Hikmet Genç'le birlikte hepinize merhabalar diliyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın, hayırlı cumalar. 1873. Evet. Öldürülen terörist sayısı bugün itibariyle bize yayına girmeden hemen önce Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açıklanıyor. 1873'e ulaştı öldürülen terörist sayısı. Bugün de bununla başlayalım ama bugün Star Gazetesi'nin birinci sayfasını çok beğendim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bir açıklama var. Açıklamada şunu söylüyordu dün. Şu anda siviller ölmekte ve insanlar şiddet yüzünden evlerine geri dönemiyor diye bir açıklama yaptı. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Adrian Galloway Pentagon'dan büyük alçaklık şeklinde yorumlamış Star Gazetesi bunu. Manşetine de sivil katliamını siz iyi bilirsiniz cümlesiyle aslında One Minute'e de bir gönderme yapmış. Hani insan öldürmeyi siz iyi bilirsiniz diye. Kesinlikle öyle. Söylemişti Erdoğan One Minute cümlesinden hemen sonra. Ve sivil katliamını siz iyi bilirsiniz manşetiyle Star Gazetesi Yemen'de, Irak'ta, Afganistan'da, Vietnam'da, Libya'da, Suriye'de ve Filistin'de Amerika'nın bizzat katıldığı ya da destek verdiği o sivil katliamlarını tek sayfada toplamış. Hem bu Afrin meselesindeki 1873 öldürülen terörist ve Star Gazetesi'nin bu meselesiyle başlayalım. Artı Doğu Guta'da rejimin yapmış olduğu sivil katliamını da bununla beraber değerlendirmekte fayda var herhalde Hikmet. Doğru söylüyorsun abi. Valla çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hakikaten manşette hazırlanmış olan işte Yemen, Irak, Afganistan, Vietnam, Libya, Suriye, Filistin görünürde olanlar. Bunlar sadece dünya kamuoyunun bildiği, yaşadığımız fotoğraflarıyla, çekimleriyle, görüntüleriyle, orada yaşayan insanların, o sakat kalanların, ölenlerin işte devamı olan bir nesille bilinenler bunlar. Yani dünya kamuoyunun gözü önünde olan şeyler bunlar. Bunu Yemen'deki, Irak'taki, Afganistan'daki, Libya'daki, işte Vietnam'daki, Irak'taki ama ABD'nin ne yaptığı konusunda dünyada zerre kadar şüphe yok. Ama maalesef ki yine ABD'nin kendi o meşhur Murphy'nin altın kurallarına göre. Çünkü Murphy'nin altın kuralları ABD'de hani böyle bir hem mizah konusudur hem de Murphy's Golden Rules diye bir kitap vardır. O da çok yıllar önce gençliğimizde okuduğumuz bir kitap. Evet. Orada birinci kural şunu yazar. Murphy'nin altın kurallarında. Altın olan kuralı koyar. Yani ABD'nin yaptığı şey şu. İsmini bütün dünyadaki en büyük katliamı sen yapacaksın. Ama dünya buna ses çıkartamayacak. Dünyanın en büyük gücüyüm diyeceksin. Ve kuralı da sen koyacaksın. Yani katliamı kim yaptı? O yaptı. Ben yapmadım. Katliamı şu yaptı. Ben yapmadım. Bu şekilde sıyıracaksın. İşte oradaki o Murphy'nin o ahlaksızca olan, altlı olan kuralı koyar ifadesi de bunu gösteriyor. Ya bu kadar büyük katliamları yapmadım. Bunlar yaptılar. Yani bunu inkar edecek, tartışacak, analiz yapacak bir durumda değil insanlar. Ama şu var. Bir de bunun dışında yaptıkları da var. Hep örneklerini veriyorum. Ya Hiroşima Nagasaki, Nuh Albay'a buradan yok. Söyleyelim yani. Evet, Hiroşima Nagasaki'yi de eklemek lazım. Yani çok, atmış oldukları atom bombalarını. Çok damardan girdin. Doğru. Artı peki sömürge haline getirdiği dolayı bir şekilde. Afrika'da yaptıklarını ne yapacağız? Yani mesela Etiyopya, Eritre bölümünde ABD'nin parmağına kadar onu ne yapacağız? Sudan'ın bölünürken Sudan'la Güney Sudan, Kuzey Sudan diye ayırırken John Galenge Hristiyan bir milise vermiş olduğu yardımla 250 bin kişiyi öldürdüğünü nereye koyacağız? Senegal'de, Gana'da, Fransa'nın aktif olduğu yerlerde kendi zümrüt ve altınları almak için CIA ile yapmış olduğu operasyonları nereye koyacağız? Hiçbir tanesi onlar görünmeyen şeyler tabii. Bu görünene. Şimdi bu neye benziyor? Geçenlerde burada söylemiştim. Milyonlarca Kızılderili'nin nüfusunun yüz binleri düşmelerini falan saymıyoruz bile. Saymıyoruz yani. Tabii. Yani bu Hitler'in kalkıp imdat faşizm var diye bağırması gibi bir şey. Katliam var diyor. Yani Hitler kalkıyor diyor ki dünyanın en büyük belası faşizmdir, ırkçılıktır, genosittir, işte soykırımdır deyip bütün dünya şikayette bulunması gibi bir şey bu. Göz göre göre bunu yapıyorlar bile yani. Çok komik bir şey yani. Veyahut da benim bağırmam gibi. Abi ya şu kellerden nefret ediyorum. Ulan sensin kel. Niye, kimliğe nefret ediyorsun? Kimden nefret ediyorsun? Manyak mısın? ABD'nin durumu bu. Bunun böyle çok ince detaylı işte küresel güç olmasından mütevelli soğuk savaş döneminden sonra falan diye kitap yazın üzerine hiç fark etmez. Katil kendisi etrafta katil arıyor.
Yani bunun bence analizi bu kadardır yani. Asıl katil kendisi. Geçen dün verdik ya burada hatırlıyorsun. Ülkelerin silah üretimlerine bahsettik. Yani ne Vietnam'da, ne Kamboçya'da, ne Zimbabwe'de, ne Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde topraktan silah yetişmez. Öyle bir tohum yok. Adem Aleyhisselam'dan bu yana buğday verilmiştir. O topraktan çıkan yenir. Başka bir sürü şey işleri vardır. Ama topraktan füze çıkmıyor. Topraktan silah çıkmıyor, mermi çıkmıyor. Hem yapıyorlar, hem üretiyorlar, hem dünyaya yayıyorlar. Ondan sonra dünyada tek tek sömürüp bir de insan öldürüyorlar. Bence bu işin şey özeti bu. Doğru şey diyorsun ya, hani kendine bir söz vardı. Kendisi himmete muhtaç. Ha, himmete de, hayrette. Himmet, evet. Benim de aklıma gelmedi ama himmet hayrette bir şey yani. Tam ben de oradan FETÖ'yü buldum. Himmet, hayret, saffet, gayret deyip. Doğru, şimdi mesela benzer şeyleri söylüyorsunuz. Adam diyor ki yani hani sivil katliamlarına falan çok dikkat etmek lazım derken hani Amerika'nın işte burada verdik. Ben yaptım biliyorum diyor. Yaptım biliyorum diyor. Aynen, geçmişe baktın. Şimdi benzer şeyi mesela özgürlükler hususunda da fikir, ifade vesaire vesaire özgürlükler tabii, hususunda da konuşabiliriz. Mesela YouTube denilen bu internet hesabının, internet sitesinin ya da işte bu platformun özgürlüğünü savunan Türkiye'de hani bir sürü şey vardı. Özellikle bu gezi dönemlerinde Twitter'ı savunan, işte YouTube'u evet. Sanırsın ki bunların ortakları savunanlar yani. Bir sürü şeyleri vardı. Şimdi özgürlükleri savunan ve özgür olması gerektiği hususunda Türkiye'yi yakıp yıkma pahasına eylemler yapanlar. Mesela YouTube'un Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sansürü hakkında gıklarını çıkartmıyorlar. Bunlardan bir tanesi mesela şu görüntü. Afrin'e silah ve mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunun vurulması diye 22 Şubat'ta bir video yayınladı. Türk Silahlı Kuvvetleri. Evet. Dün YouTube şöyle bir şey çıktı. Bir sonrakini geçelim. Girebiliyordunuz. Hemen yasakladı ve şöyle bir yazı koydu. Önce Türk Silahlı Kuvvetleri. Önce bu vardı. Bu vardı. YouTube. Bu video YouTube'un şiddeti barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı diye sansür uyguluyor. Tamam mı? Yani neydir? Terörist, peki Amerika'nın Irak'ta yapmış olduklarıyla ilgili olarak binlerce, kendileri çünkü bunları operasyon olarak özgürleştirme ve demokrasiyi getirme olarak addediyorlardı. YouTube bu konuda herhalde bir şey anlamında rahatsız edici içerik olarak görmediği için onlara hiçbir şey demiyordu. Her ne kadar bu Türkiye'de bir bununla ilgili ses çıkınca gerçi geri açıldı artık, böyle değil. O videolara falan ulaşılıyor ediliyor ama bu bile bunların az önce söylediğimiz gibi yani katliamı, sivil katliamı, tarihini sivil katliamlarla dolu yapmayan bir ülkeye aman sivil katliamlara dikkat edin, siviller orada zarar görüyor, ediyor falan cümlesini evet. Kullanabiliyorsun. Özgürlükler meselesinde de sizin zaten geçmişinizde, işinizde, Almanya'da para cezası gelecek diye bütün hesapları tek tek blok edip kapatıyorsun. Facebook'ta yapıyor bunu, YouTube'da yapıyor, Twitter'da yapıyor. Ama mesele onlara göre üçüncü ülke, üçüncü dünya ülkesi olan ülkelere geldiği zaman boş ver bunlara. Bunlara ne yapsak yani, yerler diye düşünüyorlar herhalde yani, ama yemediğinin de göstergesi bu. Doğru, yani dediğim gibi altına olan kuralı koyuyor. Çünkü YouTube bende diyor. Serverlar bende diyor. Ben diyor kuralı koyuyorum diyor. Bunu söyleyince aklıma şey geldi. Yıllar önce bu özellikle Suriye'deki iç savaş başladığında Suriye'deki bir takım işkence görüntüleri vardı. Hiç unutmuyorum. Yurt dışından gidip geliyorum Türkiye'ye o dönemlerde. Bayağı bildiğin işkence görüntüleri yani anlatması bile zor olan bir takım görüntüler. İnanır mısın? Bunlar hepsi YouTube'da vardı. Ve onlara bakanlar o iç savaşı körükleme adına o kadar çok etkileyici görünler, yani etki, olumsuz manada söylüyorum. Yani insanlık adına vicdanı kanatan görüntüler vardı ki o görüntülere bakıp da neredeyse savaşa ben gidiyorum diyecek hale getiren bir insan vardı. Hı-hı. YouTube onları engellemedi mesela. Yok, engellemez. Yani, YouTube'da bakıyorsun, açıyordun, direkt bıçaklama sahneleri var. Kesme sahneleri vardı. YouTube'da vardı bunlar. Ve uzun süre engellenmedi. Millet oradan indirdi bütün görüntüleri. O yüzden bunlar bu şekilde bu ikiyüzlü medeniyet, nasıl medeniyetse bu. Bir tarafına bakıyorsun melek, dünya demokrasisi, dünya barışı bizden sorulur, biz biliriz deyip. Öteki yüzünü çevirdiği zaman da dünyadaki katliamlar, insanlar nasıl yok edilir, savaşlar nasıl çıkartılır, yüzünü görüyorsun. Bu madalyon böyle bir şey. Doğru. Maalesef. Hürriyet gazetesinin manşeti bugün katliam şeklinde çıkmış. Az önce bahsetmiştik Doğu Guta'daki meseleyle ilgili olarak bu haberi vermiş birinci sayfasından. Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde pazar gecesinden beri süren bombardımanda can kaybı 400'ü geçti diyor. Kurbanlardan 150'si maalesef. Çocuk.
Suriye rejiminin muhaliflerin elindeki mahallelere ağır bombardımanda dün en az 46 kişinin daha öldüğünü belirtiyor. Yaralı sayısı 2000'lere ulaştı. 400 bin kişi yaşıyor Doğu Ghouta'da. Günlerdir süren saldırılar ancak Hikmet dün Birleşmiş Milletler gündemine gelebildi. Almanya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri saldırıların durdurulması çağrısını yaparken Rusya, İran ve rejimin suçu olmadığını savunuyor. Sen az önce şey yaptığın gibi yani hani yerden buğday bitiyor. Kaleşnikovlar, bombalar, şunlar bunlar bitmiyor diyordun da gökten de yağmur yağıyor, kar yağıyor. Böyle bombalar falan normal şartlarda yağmıyor ama Rusya mesela İran ve rejimin suçlu olmadığını savunarak, bir suçu olmadığını savunarak o bombaların herhalde yağmur gibi bir şekilde yukarıdan yağdığını mı düşünüyor? Başka bir şey mi düşünüyor? Ne düşünüyor? Çok emin değilim. Ama en nihayetinde böyle bir bombaların olduğu ama Rusya'nın da İran ve rejimin bununla ilgili bir suçu yoktur cümlesiyle herhalde yağmur gibi yağdığını ifade ediyor. Evet, gazetesi manşetine bunu almış. Maalesef. Yani insan tabii ki hakikaten insanlık adına çok utanç verici şeyler bunlar. Kesinlikle. Bunların Ghouta'da olanını biz tabii burada olanı görüyoruz ama her zaman söylüyorum. Dünyanın birçok yerinde de bunlar oluyor ama bu tabii burnumuzun dibinde yani çok çok yakınlarımızda olan Arakan'da da Müslümanların nasıl katledildiğini gördük. Yani dünya ayağı diye kalkmadı. Birleşmiş Milletler toplanmadı da. Ya Hikmet, Avrupa'nın göbeğinde Bosna Hersek'te yaşananları biliyoruz da. Onun hesabını veremiyor. Çok Hollanda doğru. Çok doğru. Meclisi çok dün doğru. Binlerce insanı orada katletti. Hükümetin katliam, Ermeni soykırımına uymuyor ya da soykırım ifadesine uymuyor ya da soykırım gerçeklerine uymuyor uyarısına rağmen Hollanda parlamentosu Ermeni soykırımı iddialarını tanıdığını ifade ediyor. Bu Hollanda ki Srebrenica'da binlerce kişinin o Sırp canilerce, katillerce soykırıma tabi tutulmasına, öldürülmesine onay veren barış gücünün komuta ettiği bir ülkeydi. Daha bunun hesabını verememiş sonra Hollanda. Sonra itiraf da ettiler yani. Tabii. Biz oraya bunun hesabını verememiş, kalkmış tabii. Diyor ki Ermeni soykırımı iddialarını çok kabul ediyoruz. Çok doğru bir yerde örnek verdin. Şey 1915'ten başlıyorsun, oradan 1915 olaylarını bir Ermeni soykırımı olduğunu, Türkiye'nin bir soykırım yapmış olduğunu. Ben hala şunu anlamıyorum yalnız. Hollanda parlamentosunda bu neyin işi? Yani bir de şu var. Hani bunu mesela Alaska'da veyahut da işte Güney Amerika'da, Şili'de falan yapmıyorsun. Bunu Hollanda'da yapıyorsun. Yani ve bu bölgede birisi değilsin. Ermeni veya Türk Osmanlı'da bağlantın da yok. Hollandalı biri bunu yapıyor. Bu birazcık öyle bir şey ki bu yani... artık ben Batı'nın böyle oturup da efendim vicdanımız şu anda aklımıza geldi ya. Yıllarca planlıyorduk da 1915 olaylarını Türkiye'ye sıkıştırmak için değil ama vicdani olarak soykırım olarak kabul edelim. Aklımıza geldi şu anda. Gibi böyle salağa yatıp da böyle bu şekilde anlatamazsınız. Bu bir politik hamle, tamam mı? Acaba Türkiye şu şartlarda ne yapalım da sıkıştıralım. Belki Almanya emri vermiştir zaten bunları. Siz de tanıyın da arkadaşlar. Yani İstikrarı bozmayalım. Mart'ta zaten Türkiye ile Avrupa Birliği görüşmeleri var. Güney Kıbrıs Rum kesimi bununla ilgili zaten bir taş koyma hamleleri yapıyor. Hollanda öte taraftan belki o kendi seçim öncesi Fatma Betülsen Kaya'ya yapılanlar neticesinde Türkiye'nin kararlı duruşu ve Büyükelçin'de istemiyoruz kardeşim ve bu konuda da yumuşama göstermesini belki intikamını alıyor. Bilemiyorum ama mevzu şu, az önce söylediğin çok önemliydi. Murphy'nin Artın Kuralları dediğin meselede ve en nihayetinde bu ülkede, çünkü dünyanın egemen ülkeleri biz ne diyorsak kanun odur, adalet odur. Bizim dediğimizin haricinde başka bir şey yaparsan, yaptığın %100 doğru bile olsa, CHP'den hatırla, biz kardeşim karşısındayız diyor. Bunun karşısında durabilmenin de en esaslı yöntemlerinden bir tanesi elbette sair yöntemleri, işte platformlarda kendini savunma, konuşma vesaire vesaire, bunları yap zaten. Bunları zaten kimsenin dinlediği yok. Egemen güçler bakımından söylüyorum. Zor oyunu bozar diyoruz her zaman. Evet. Zor oyunu bozar kardeşim. Kendi silahınla, kendi mühimmatına, kendi gücünle, kendi askerinle ve o Murphy'nin altın kuralları çerçevesinde altına da sahip olarak, tamam mı? Sen bunların yaptığı gibi adaletsizlikle karar verme. Sen yine hak adalet zeminine bas. Tabii. Ama güçlü olursan o hak adalet zeminine bastıktan sonra vermiş olduğun kararları da dünyaya kabul ettirirsin. Evet, öyle veya doğru. Böyle. Bak Afrin meselesine. Tamam mı? Kararlı durmasan, kendi silah mühimmat askeriyle kesinlikle girmesen, Amerika'sından Rusya'sına, İran'ından Suriye'sine, gözükmeyen İsrail'inden Almanya'sına, İngiltere'sine kadar seni amiyane tabirle kışkışlayacaklardı. Ne diyorlarsa
masada onu sana kabul ettireceklerdi. Doğru. Zor oyunu bozar. Gelirim, girerim dediğimi yaparım. Ve bunu da hani sadece şey değil, blöften ibaret değil. Hakikaten dediğim tabii, gibi sahada, sivil savunmanla, milli savunmanla, tabii. topunla, tüfeğinle, işte İHA'nla, tabii. SİHA'nla, bombalarınla, diğer tank toplarınla fırtına obüslerine yaptığın evet, zaman yaparsın. Bak geri dur Amerika aman tabii. yapma bilmem ne falan diyor. Kolay değil yani onu toparlamak, o kamuoyunda bile gitmek zor işlerdi. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'ne rağmen yine bu yapıldı. Doğru. Yek vücut oldu millet. Ve dediğin gibi sahada olmak önemliydi ve şunu da biliyorlar aslında. Bak iki tane şey mesele var aslında bununla ilgili. Ondan sonra konumuza geçebiliriz. Birincisi şu. Erdoğan şunu söyledi dünyaya doktrin olarak. Yani öyle ben güçlüyüm, kuralı koyarım falan demeyeceksin. Kadar. Murphy'nin kuralı varsa Erdoğan doktrini var. Erdoğan doktrinine göre olay şu. Güzel. Haklıyım, o yüzden güçlüyüm. Bak Türkiye böyle. 7 Dubai var karşında değil mi? Dünyanın 17. 15. ekonomisi olduğu hiç fark etmez. Ama karşında 7 Dubai var. Ben haklıyım. O yüzden de güçlüyüm diyor Türkiye. Sadece bunu söylemiyor Murphy'den ama. Farklı olarak. Ve arkasından haklıyım dedikten sonra da işte bunun vermiş olduğu bir başka bir güç daha var. Orası önemli çünkü. Yani haklıyım demen çünkü bizim hakikaten haklıyız. Yani sen ama dünyada, yetmiyor ama. Sen, yani. Sen dünyanın başka tarafı okyanusun ötesinden girip de burada Kamboçya'ya kadar Vietnam'a kadar girebilen bir adamsın. Ben 500 yıl yaşadığım topraklarda benim coğrafyamda operasyon çekip beni vurmaya çalışacaksın. Yok o kadar. Doğru. Yani bu. Yani şimdi, bu meseleyi anlamak lazım. Bir de şu var. Dediğin gibi diplomasi, işte kamu diplomasisi, derdini anlatma meselesi. Bakıyorsun ki Batı'nın bu şekilde anlama, dert, tamam çalışsınlar bir şey demiyorum. Amerika'daki işte düşünce dernekleri olur. Avrupa'da bunlar sonuna kadar destekliyorum. Lobi faaliyetleri vesaire. Lobi faaliyetlerini vesaire. Yapın, edin. Bunlar çok önemli şeyler. Biletişim teknolojisi bilmem ne falan. Ama ne yaparsan yap, sen onlar kadar bu konuyu yapamayacağın için biz sahada bu millet yola çıktığı zaman geri dönmediğini ve Erdoğan da hatırlatmasıyla geçen haftalarda uyuyan dev uyandınız arkadaş. Bundan sonra devle karşı karşıyasınız. Budur mesele. Aynen. Hamaset değildir bu. Kolay bir şey de değil. Dünyada öyle yoktur öyle başka bir mekan. Evetçim. Rusya dahi bunu söyleyemiyor. Bak bayrağını eline veririm çekil oradan demek kolay işler değil. Bak, onlar da ona göre adım atıyorlar. Biliyorlar Türkiye Rusya için. Avrupa Birliği arıza çıkarttı. Hatırlayalım. Avrupa Birliği arıza çıkarttı. Ukrayna'dan gelen gazı, Avrupa'ya giden gazı arıza var diyerek kesti. Uzun sürseydi Avrupa'yı donduracaktı. Doğru. Tamam mı? Şimdi Avrupa ne yaptı? %60'ına yakın ya çok büyük ne bir yaptı rakam. Avrupa? Önce vıtlıyordu amiyane tabiri Rusya. Sen çok şöylesin, kötü yaparız, kötü yaparız falan filan parmak çıkarttılar. Ne oldu Rusya gazı kesince? Ondan sonra Avrupa'yla gelip tabii. oturup konuşma, müzakere Rusya şunu yapalım. Yaptı. Şunu yapalım. Aynen öyle. Bana da elini tutunca böyle bir dakika öyle. Dur bir saniye ya bir saniye. Şimdi dediğim noktada iki yönlü olduğunu iyi belirttin. Haklı olmak elbette çok önemli. Çünkü Türkiye Osmanlı'dan ya da daha önceki kurduğu devletlerden bu yana hep haklı olduğu, hak ettiği ve bunu da gücüyle aldığı noktalarla, gücüyle aldığı durumlarla tesis edebilmişti. Şimdi doğru. haklı olman elbette önemli ama yeterli değil. Bu haklılığını belli başka noktalarda da destekleyecek hamleler yapman gerekiyordu. Tabii. Yıllar içerisinde bunların tohumları atıldı. Şimdi yavaş yavaş kesinlikle. Meyveleri alınıyor. İki, şimdi istediğin kadar haklı oldun. Sen enerji meselesinde, sen savunma meselesinde senin rakibin olan devletlere göbeğinden bağlı olursan haklı olman bir şey ifade etmiyor. Gazı kestikleri anda buradan sesin çıkmayabiliyor. Onun için bunları da dengelemek lazım. Yeniden geldik stüdyoya. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları, AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Hollanda meselesinden bahsetmiştik. Oradan da evet, zaten şey yaptı. Hollanda bahsetti. Bunlara görmüyoruz yani değinmiyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şeklinde özetlenebilecek cümlesini ifade etti. Seçim sistemiyle ilgili onlarla ilgili de çok önemliydi, haberlerimiz evet. var. Onları da konuşacağız. Yeni uygulamalarla ilgili olarak da bilgiler evet. verdim. Evet. Şimdi şu çocuk istismarı meselesiyle ilgili bir iki yazı var. Bunları konuşmak istiyoruz. Hikmet Canan Kaftancıoğlu konuştu. Sustu. En son bu çocuk istismarı konusunda da bir kampanya var. Hepimizin de altına imza atacağı ve destek vereceği bir kampanya. Elbette. Çocuk susar sen susma gene birlikte ses olalım cümlesini elbette. Kullanmış. Elbette ki bu konuyla ilgili olarak susmamak lazım. Susmamak doğru. lazım. Aksini söylemek zaten mümkün tabii, değil. Susmamak lazım. Fakat. Özellikle söylüyorum susmamak lazım. Şu konuda da susmamak lazım. Yani hatırla bu
Ensar Vakfı ile hiç ilgisi olmadığı halde Ensar Vakfı'na yapıştırarak, zorlayarak, şaibe altına alarak Ensar Vakfı'nda çocuk istismarı ile ilgili neler neler oluyor anlamına gelebilecek izansız, ölçüsüz, iftira niteliği taşıyan birçok yayınlar yaptılar. Bu sayede bu İslamcılar, Müslümanlar aslında böyledir demeye getirecek bir sürü yazılar yazdılar. O dönemde de bunun yanlış olduğunu, hem zaten Ensar Vakfı bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı, davalar vesaire vesaire her şey oldu. Tekrar dönüp bakmaya gerek yok. Hepsi zaten internette var. Olayın nasıl olduğu, Ensar Vakfı'yla nasıl bağlantılı olmadığı meseleleri zaten açık ama bunu bu vaziyette ilintilendirerek seninle konuştuğumuz, günlerdir üzerinde yorumlar yaptığımız aslında bu yol üzerinden İslam'a, Müslümanlara ve bu dine yönelik hakaretlerini bir bir sıraladılar. Evet. Tamam. Çünkü suç kişiseldir. Kolektif olarak yapılmadığı müddetçe tamam, herhangi bir kuruma, şuna buna mal edilemez. Mal edilemez. Şimdi burada da mesela bunların... Ama onu hatırlayalım bir de, yani şöyle bir ufak parantez açayım. Yani Ensar Vakfı'da daha dışarıdan gönüllü olarak, parantez içerisinde, kendisi gelerek çalıştırılmış birçok, çünkü Ensar bir vakıftan bahsediyorsun. Yani bir kurum. Kurumda en alt kademeden en üste kadar birçok elemanı var ve bu içerisinde bir eğitim gibi düşünürsen öğretmen gönüllü gelmiş, dışarıdan eklemlenmiş. Ne Ensar Vakfı'nın ruhuyla, ne Ensar Vakfı'nın, böyle olmak zorunda değil zaten, öyle değil mi? Herhangi bir şirkete eleman alırken veyahut da bir şirketin, bir kurumun elemanı varken işin ehline bakarsın. Öğretmense öğretmenliğine bakarsın, öyle değil mi? Tabii. Hani kalbini yarıp da açıp da ki kendileri muhalefet bunu çok söyler. Aynen. Böyle bir gelmiş ve sen bunu kuruma yapıştırmaya çalışmışsın. Halbuki şikayetçi olan da kendi kurum gene. Doğru. Da soruşturma başlatmaya çalışmış elinden geldiği kadar. Ama sen bunu gelmişsin bir topluma, aynı zamanda Müslümanlara ve İslam'a yapıştırmaya çalışmışsın. Kesinlikle ahlaksızca yapmışsın öyle. Sen bu işi. Şimdi bunları... Biz idam demişiz, sen kurtarmaya çalışmışsın sonra. Kesinlikle öyle. Şimdi biz bunların yapmış olduğu bu ahlaksızlığı benzerini bu kadar eleştirirken yapacak değiliz. Yani bunu söyleyecek halimiz yok. Kesinlikle. Ama... Şunu da gözden kaçırmıyoruz. Mesela CHP'nin 36. kongresine Kuşadası'ndan gelirken otobüste 13 yaşında, 14 yaşında bir erkek çocuğa sarkıntılık yapan, cinsel istismarda bulunan bir CHP'linin bu vaziyette perdelenmesine, sanki CHP ile hiç ilgisi yokmuş gibi, elbette CHP ile ilgisi yok. Bak, bunların yapmış olduğu şeylerin benzerini yapmıyoruz. Yani CHP'lilerin tamamı ondan çocuk istismarcısıdır falan demiyoruz. Denmez zaten. Denmez de zaten. Yanlış bir vicdan şey. Vicdan da kabul etmez, aynen. Ahlak da kabul etmez, insanlık da kabul etmez. Ama bak, bir şey yok. Bülent Tezcan başta olmak üzere sözcüleri, genel başkan yardımcıları, bak İstanbul İl Başkanı, parti meclis üyeleri, koca koca milletvekilleri, azı dişleri falan, hiçbir tanesi böyle bir ahlaksızlık olamaz kardeşim. CHP'li böyle bir adamın içimizde barınmasına ve CHP sıfatı taşımasına, CHP'li işte delege, örgüt üyesi neyse sıfatı taşımasına, yönetici sıfatı taşımasına asla ve kat'a biz müsaade etmeyiz. Zaten müsaade etmediğimizi de görevden alarak, partiden ihraç ederek gösterdik şeklinde bir bravo. Açıklama bile yapmıyorlar. Çocuk susar sen susma, gel birlikte ses olalım diyorlar. Niye yapmıyorlar? Ben bilmiyorum abi, niye, ben soruyorum bak, niye yapmıyorlar? Şimdi bu olay gazetelerde, yani bu olayı Sözcü veyahut Hürriyet, Cumhuriyet gibi muhalif sözde olan gazete manşetlerinde niye görmüyoruz? Hürriyette görüyoruz. Allah var. Hürriyette görüyoruz. Hürriyette yani, gördük mü? Hürriyette var. Yok, Hürriyet var. Biz suçlamayalım yani. O zaman. Hürriyet var. Hürriyet yani ilginç bir şekilde kullanmış. Dün mü vardı? Bugünkünde var. Hemen var. Sayfasına da bakacağım. Sana söyleyeceğim onun hangisi olduğunu. Ha, içeride var. Tamam. İçeride var. İçeride tamam. Kullanmış. Evet. Özür. Yani Hürriyette var. Tamam, var. Peki tamam. Bu tabii gazeteleri eleştiren manada söyledim bunu. Yani çünkü o zamanlar olan neydi biliyor musun? Şuydu. Sabah kalkıyorsun. Sabah akşam sosyal medyalarında, televizyonlarda, gazetelerde Ensar'da, Müslümanlar böyle. Ensar aynı şey, şortlu kıza tekme meselesi gibi. Sosyal medyada şortlu neler neler geldi, söylendi. Şortun markası buydu, şort tekme geldi, tekme, şort, tekme, voleybol, şort. Akşama kadar bunu yazdılar, çizdiler. Dedik ki biz de, ya adamı alın, dövün, alın, içeri atın, bize verin, 20 sene yatsın içeride. Şiddetli işbirliği, şorta olması bilmem mesele mi değil ki? Mümkün değil tabii. Şortlu olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Kesinlikle. Sen yani bizim bakışımız hep böyleydi zaten. Karşı tarafta böyle bir kompleks, öyle bir refleks, ne diyeyim ben, o var ki sürekli bir olayı, kötü bir olayı gelip yapıştırma bir şekilde şak diye geliyorsan, diyor sen böylesin. Kim böyle? Hangimiz öyle? Nasıl bir şeydir bu? Yani onun, benim itirazım orada. Biraz zerre kadar vicdanın olsa, zerre kadar. Yani şu var. Mesela biz bunu yazarken gerekirse topa girmedi.
şeyde kurultay yapıyorsun, şehitlikte. Biz dedik ki yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nde orada oturanların tamamına dedik ki arkadaş şehitlik orası. Şehitlikte kafa çekip de göbek atılmaz. Onun yeri vardır. Öyle değil mi? Kesinlikle. Caminin içerisinde ibadet edilir. İşte bir hanede içilir. Yani her yeri bir şeyin yeri vardır. Gidiyor. Başka bir yer bulsaydın kardeşim. İki dakikada oynamadan göbek atmadan duramıyor musun? Benim eleştirim buydu o zaman. Ama bu şu demek değildir ki Cumhuriyet Halk Partisi doğuştan çingi sofrasına hastadır. Çok severler bu işi yaparlar. Böyle bir şey demedik biz sen. Sadece dedik ki onu yaptınız, yanlış yaptınız. Kurumu eleştirdik. Ama bunlarda bu vicdan yok. Yani Ataşehir'deki o başörtülü kıza yumruk atan kişiyi de biz yalvarıp yakardık. Dedik ki arkadaş biriniz de çıksın başörtülü kalan kıza kalan yumruğa iki cümle söylesin. Ben söyledim şortlu için. Dedim ki ne kadar veriyorsun sen? O tekmenin karşılığı 2 yıl hapistir. Ver lan bana 5 yıl vereyim hapis. Şiddete öyle karşıyım ben. Ama onun şortlu oldu bunu. Ha, bak sen şorta attın tekmeyi. Sen çünkü Müslümansın. Sen mürtecisin. Sen yobazsın. Onu görünce atıyorsun. Adamın kafası böyle çalışıyor. Evet. Ötekileştiren o. Şimdi Hürriyet gazetesi yüzden, haberi şöyle görmüş. Eski yönetim kurulu üyesine tacizden tutuklandı. Abi eski koydu. O da ufaktan bir virgül. Kurtardın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben dedim ki yani CHP'yi falan hani CHP'li yönetici falan diyecekler. Hani haberi görmüşlerken şöyle görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin haberin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi geçti bak. Geçti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı için Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Ankara'ya giden partilileri taşıyan otobüste 14 yaşındaki bir çocuğu elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski ilçe yönetim kurulu üyesi M.Y. Bu kadar. Tamam. Eski ilçe yönetim kurulu üyesi M.Y. tutuklandığını ifade ediyor. İftira olur falan filan söylemiş etmiş falan ama. Ha, şu ben haber ancak bulabildim şu demiş evet. Bu. Bir de tabii mesela bu Hürriyet artık bunu bak kaçırırsa sopa yiyeceğini bildiği için ancak böyle kurtarıyor. Evet. Eski yönetim kurulu üyesi. Üçte satır bant koymuş ama yani. Allah için koydum ben diyor. Bir gün gazetesine bak. Cumhuriyet gibi yapmış. Cumhuriyet'in şeyini hatırlasana. Uykusunda öldü. Uykusunda öldü değil mi? Hatırlıyorsun değil mi? Bak Bir Gün Gazetesi PKK'da nasıl vermiş? PKK'da PYD'li teröristlerin attığı roketle ölene uykusunda öldü diye yazdı. Tabii. Şehit olan PKK, vatandaşımıza, yavrumuza. Bir Gün Gazetesi'de onu arkadaşlar hazırladınız mı? Bir Gün Gazetesi'nin tweetini, dünkü tweetini bu konuyla ilgili. Bunu bildirmiş. Bu olayı bildirmiş. Olayı bildirmiş. Olayı da şöyle olayı bildirmiş. Nasıl bildirmiş? Evet. Hemen ben buradan da bakayım arkadaşlar hazırlarken. Hı. Otobüste bir çocuğu istismar eden kişi tutuklandı. Bu haber. Sefil. Sefillik işte. Zavallılar. Zavallı bunlar işte. Alın işte buyurun. Alın tepe tepe kullanın bunları. Alın sindirin içinize. Demokrasinizi içselleştirin arkadaşlar. Bir gün. Bir güncü CHP'li vekillere soruyorum. Bir güncü CHP'li vekiller. Yani DHKPC'li CHP'lilerden bahsediyorum. Yani PKK'lı CHP'lilerden bahsediyorum. Çünkü bir gün Türkiye'deki terör örgütlerinin bültenidir. Öyle çıkar. Böyle ittir kaktır şehit kelimesi kullanmamak için takla atarlar. DHKPC'li eylemci diyen bir ekibin gazetesidir bu. O yani Türkçe yumuşattık ya marjinal olan partilerin gazetesidir. Aslında direkt olarak teröristlerin gazetesidir. O da bunu böyle yazıyor. Niye? Çünkü CHP'de olmasa da bir hani kalbinde bir yumuşaklık var CHP'ye karşı. Her ne kadar tamam tüm CHP'liler terörist destek etmeseler de kısmen bazen de biz destekler bunlar. Şimdi bana bir basılı bir şey gelse ilk gelecek olan Mahmut Tanal'dır. İkincisi Sezgin Tanrıkulu. Doğru mu? 3 Canan, 4 bilmem ne diye sıraya koymuştur bunları. Ne demek lan bu? Bu nasıl bir cümledir bu abi ya? Çok özür dilerim sayın izleyicilerden. Ne demek bu otobüste bir çocuğu bir kişi tut bilmem ne. Bir kişi bir çocuk bilmem ne. Hiçbir şey yok ortada. Otobüs. Hangi otobüs? Kişi kim? Nasıl haber bu? Orada bir yerde bir adam ötekini vurdu. Bir tarafı kanayınca şu bir hastaneye götürülüp orada bir tane de şöyle oldu nokta. Haber mi verdin sen şimdi? Otobüs kimin otobüsü? İçerideki taciz edilen çocuk kaç yaşında çocuk? Kim taciz etti? Hiç haber yok. Bir kişi bir otobüste bir gün yolda giderken bulmaca mı çözüyorsun? Çok ayıp bir şey bu. Bak bu affedecek bir şey değil Murat Çiçek. Bak bu habercik de değil. Bu senin tıynetini gösteriyor. Cibilliyetin bu kadar işte senin. Bunların tabii bu çok yanlış. Algıyı bu niye yazamıyorsun peki bunu? CHP'li olunca olmuyor mu? Olmuyor. Yani? Olmaz. Zaten niye olmuyor abi? Şok olmuş. Vicdansız. CHP'ler yapmaz çünkü İslamcılar yapar. Vicdansız olur bunlar yani. Yani bunların kafa böyle çalışıyor. CHP'liler yapmaz. Mesela burada çok ayıp. Bu adamın çok ayıp. Öyle veya böyle hatırla Gezi olaylarında Palalı AK Parti'ye yanaştırmışlardı. Gezi olaylarında sonra Palalı. Sonra AK Parti olmadı anlayınca CHP'li olduğunu anlayınca o mevzu kapandı. Evet.
Ensar'la ilgisi olmadığı alçaklar halde ya. Her başlıklarında, her cümlelerinde Ensar, İslam, İslamcı, Müslümanları falan söyleyen adamlardı bunlar. Bravo. Şu adam CHP'nin eski olmasa, bak yeni olsa haberi de görmeyecekler. Eski yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulu üyesi olmasına rağmen otobüste bir çocuğu istismar eden kişi tutuklandı. Şimdi bak, CHP'li CHP kongresine eski gidiyor. Yönetim kurulu tabii, eski yönetim kurulu üyesi resmen sarkıntılık, taciz, cinsel taciz sapık falan verilmiş. Sapık yapmış. Yani mahkemenin tutuklamasına istinaden söylüyorum. Daha netice falan olmamış. Ama istismar eden kişi diyor. Niye cinsel ifadesini kullanmıyorsun burada? Cinsel taciz demiyorsun. Resmen burada bir bulmaca, bir puzzle çözmeye çalışmış adam. Bak dün Cumhuriyet Gazetesi'nde bunların suratları, bunların şeyleri böyle. Habercilikleri de böyle, insanlıkları da böyle. Bak Cumhuriyet Gazetesi dün bir haber verdi. O haberde dedi ki yargının iki yüzü. Dünkü başlığıydı. Yargının iki yüzü. Buradan da anladığımız şuydu haberden. DAEŞ saldırılarının sorumlusu olan Nusret Yılmaz diye birisi Gürcistan'a kaçıyor. Resmi yollardan geçiyor. Haber Gürcistan'da bu adam tutuklanıyor. Çünkü biz Interpol'le arıyoruz bunu. Güzel bir haber. Gürcistan'da yakalanıyor. Türkiye'ye iade ediliyor. Gürcistan DAEŞ bombalamasının sorumlusu olan Nusret Yılmaz'ı Türkiye'ye iade etmesine rağmen Türk yargısı bu adamı serbest bırakıp elini kolunu sallayarak geziyor. Şimdi bir Cumhuriyet okuru olarak olsaydım, yani böyle hani bunların böyle gönül vermişler, kampanyalar falan filan evet. da yapıyor. Bu arada Türk Tabipler Birliği de bir günün abonelik kampanyasına destek olmuş. Çok onlar demokratlar ya. Tabii. Ondan sonra sabaha abone olsalar da yandaş oluyorlardı ama bir gün abone oluyorlar. Konu dışı söyledim, aklıma geldiği için. İyi hatırlattın. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin okuyucusu olsam ve bilgileri, haberi Cumhuriyet Gazetesi'nden alsam şunu çok rahatlıkla söylerim Hikmet. Doğru olduğuna da inanıyorsun tabii, sorgulama yok. Tabii. Vay be, yani Türkiye'deki adalete bak kardeşim. Ya böyle bir şey olabilir mi? DAEŞ'in bombalamasından sorumlu bir adamı sen göstermelik de olsa tutuklama kararı çıkartıyorsun. Adam legal yollardan, bak kaçak değil, legal yollardan Gürcistan'a gidiyor. Gürcistan polisi bu adamı yakalıyor ve sen aradığın için sana iade ediyor. Ama sen bir katakulliye getirerek bu adamı Türkiye'de tekrar yargılayıp serbest bırakıyorsun. Böyle adalet mi olur? Böyle yargı mı olur dersin. Dersen de ben de bir şey ağzımı açamam. Değil mi? Öyle değil mi? Yani derim ki arkadaş, bu adam terörist de olsa, manyak da olsa, burada doğru söylemiş. En kötü ihtimal ne yaparsın? En kötü bir taraftarsan şunu da, yani bir şey söylemiyorsan da susarsın, boyun eğersin. Yani hakikaten düzeltmekte içinden buğz edersin, bırakırsın. Peki neymiş? Ama iyi bir gazeteciysen dersin ki arkadaş, bunu Cumhuriyet doğru yazmış. Ya yazıyoruz, söylüyoruz. Bak Cumhuriyet gazetesinden de okuyoruz. Vicdan varsa dersin. Cumhuriyet gazetesinin manşetini de söylüyorum. Dersin. Güzel manşet atmışım, iyi söylemişim falan bu. Diyoruz. Evet, peki neymiş abi Aslı? Neymiş abi? Evet, bir yere kadar doğru. Zaten bu adamların yaptığı, ya o bir yere kadar doğru olan kısmını alıyorlar. Ondan sonrası işine yaramazsa o bölgeyi karartıyorlar, kullanmıyorlar, evet. eklemiyorlar. Akşam gazetesi bunun peşine düşmüş. Bugün birinci sayfasından Cumhuriyet'ten alçak yalan diye bir başlık atarak şey yapmış. Biz de öğrendik, akşam gazetesi sayesinde öğrenmiş olduk. Evet, şuraya kadar doğru. Nusret Yıldız, DAEŞ'in bombacılarından birisi olduğu iddiasıyla Türkiye tarafından aranması, yakalanması, bulunduğu yerde gözaltına alınması hususunda karar çıkartılıyor mahkemeden. Evet, Nusret Yılmaz adlı kişi Gürcistan'a resmi yollardan geçiyor. Doğru. Evet, Nusret Yılmaz denilen kişi Gürcistan'da yakalanıyor. Doğru. Hepsi doğru. Evet, Türkiye'ye iade ediliyor. Doğru. Evet, Türkiye'de mahkemeye çıkartılıyor. Doğru. Türkiye'de serbest bırakılıyor. Doğru. Hikmet, buraya kadar hepsi doğru. Tamam. Fakat yanlış olan bir şey var. Türkiye'nin aradığı Nusret Yılmaz, Adıyaman Besi nüfusuna kayıtlı bir vatandaş. Gürcistan'da yakalanan Nusret Yılmaz, Trabzon, of zannedersem, nüfusuna kayıtlı bir başka vatandaş. Çünkü onu Gürcistan göremiyor. İsim, soy isimle tabii, görüyor. Tabii. Tutuklu Türkiye'ye gönderiyor. Türk mahkemelerine çıkınca, ha kardeşim, bizim aradığımız Nusret Yılmaz sen değilsin. Bizim aradığımız Nusret Yılmaz başka bir Nusret Yılmaz. Dolayısıyla seni yanlışlıkla tutuklayıp buraya göndermişler. Serbest bırakıyoruz diyor. Şimdi yargının iki yüzü deyip böyle bir alçak yalanı attıktan sonra, ya ertesi çok gün rahat. İnsan bir özür diler. Yok çıkar yok, manşet. Yok canım. Yok. Yok canım, estağfurullah. Sorsan en iyi gazeteci bunlar. En pişkinler bunlar. Araştırmacı bunlardır. Gazeteci tabii. bunlar. Tabii tabii. Halk TV bunlar da. Uğur yalan. Dündar, Türkiye'nin doğayan araştırma gazetecisi bunlar. Emin Çöleşen, mini kuş sahibi, her şeyi bilen adam bunlardı. Yılmaz Özdil, gerçekleri, gerçek bükücü Yılmaz Özdil. Olabildiğince gerçekleri bükerek yazabilen bir adam bunlardı. Çok güzel lafmış. Hani büyük gerçek gazetecisiniz. Gerçek bükücü hoşuma gitti.
Hani büyük gazeteciydiniz? Ne büyük gazeteci abi, yani bunlar zavallı, aslında çok zavallı bir durum aslında ama yani gündeme getiriyoruz. Fakat bunu söyleyince aklıma ne geldi biliyor musun? Şimdi bu adam yalanı attın ortaya. Hani biz yıllarca ne diyoruz? Hep anlatmaya çalışıyoruz. Hani niye kaybediyorsun bir sor kardeşim. Hani dün sorguluyorlardı ya. Cumhuriyet Halk Partisi şimdi AK Parti'yi eleştiriyor. Yazarlar derken büyük tehlike altında. AK Parti bunu yapıyor. Şöyle yapıyorlar. Ötekileştiniz. Nefret edin. Erdoğan'ı sevmeyin de ne yaparsanız yapın. Bu. Bütün Türkiye'deki medya bunun üzerinden gidiyor. Hiç düşünmüyorlar biz ne yapıyoruz diye. Bak şimdi. Senin medyan böyleyse eğer. Sen buradan bakıp da ilham alıyorsan. Cumhuriyet Halk Partisi sabah. Bakalım Cumhuriyet'te bizim için ne yazmışlar. Bakıyorsun. Sözcü. Bak Yılmaz kötü giydirmiş. Biz de buradan giydirelim. Uğur Dündar, duayen. Neyin duayeni bilmiyorum. Şantaj duayeni mi? Ne duayeni bilemiyorum. Bilmem nesi. Bakalım diyorsan eğer. Senin kaybettiğin yer burası. Senin bir tek isminde halk var. Cumhuriyet Halk Partisi. Senin halkla malkla işin yok. Doğru. Ya İzmir'de sahilde boyoz yerken kafayı çeken adamdan ilham alıyorsun. Ya bunlardan ilham alıyorsun. Diyeceğim o ki şimdi bak noktayı koyuyorum. Bir kapak evet. Yapayım kendimce. Küçük bir kapak. Yani gazoz kapağı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Bülent Tezcan. Hemen hatırlatırım Cumhuriyet'e atfen. Dedi ki FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Firari Adil Öksüz Ankara, İstanbul, Elazığ ve İzmir arasında uçakla rahatça dolaşıyor. AK Parti haberi yok kardeşim. Ankara dolaşıyor dedi Bülent Tezcan. Arkasından bir çıktık dedik ki biz. Ben de şöyle yazmıştık. Vay be dedik. Alçak adam hem yakalanamıyor hem İstanbul halk arası uçuyor bu adam. Adil Öksüz'den bahsediyoruz. Adam şimdi dava açtı. Adil Öksüz Manisa'nın Salih ilçesinde sebze meyve halinde toptancılık yapan 4 çocuk sahibi 40 yaşındaki bir adam. Buna adam, bunun bak vekil bu adam. Cumhuriyet Halk Partisi vekili Bülent Tezcan'ın iddiası. Şak ortaya çıkıyor. Bir bakıyorsun ki isim benzer. Adam diyor bir dakika o benim ya diyor. Ben diyor mal al, kabızım ol adam. Mal almaya gidip geliyordum. Ne oldu derken peki bu haber nereden geldi? Bu haber de sözcü haberi. Ve hatta Cumhuriyet haberi. Tam hatırlayamıyorum. X'ten bir sözcü haberi. Sözcü manşetten verdi. Alex uçuyor. Büyük iddialar falan filan diye. Sen bunu okuyorsun. Siyaset yapıyorsun. Sadece bu Cumhuriyet'i okuyorsun. Siyaset yapıyorsun. Bir gün okuyorsun. Siyaset yapıyorsun. Çünkü bunlar dün ne verdik? Biz hatta Haluk Bilginer'in şeyinde muhalefette kalmak, muhalefetten düşmemek senin derdin. Para aynı para. Fazla çalışmaya da gerek yok. Ne, hangi politik yönetelim arkadaşlar? İşte lan sabah ne yazıyor? Yazmış işte Cumhuriyet. Bak şuradan girelim. Dersen Cumhuriyet Halk Partisi sonra paçayı kurtarmak için İttifak yapmayalım şunu yap. Hikaye. Bu kadarsınız abi bu kadar. Bir kalibre kapasite bu kadar. Yalan üzerinden gidiyor adamlar ya. Hızlı yürüyelim. Konu başlıkları var. Bir tanesi mesela Türkiye'de her şey olursunuz ama rezil olamazsınız sözünü söyleyebilecek tabii. Bir haber yine Hürriyet'te. İkinci sayfasında kurşunların hedefi mekan sahibiydi diye bir haber yapmış. Volkan Kolak meselesi. Ay, biz onu zaten kaç gündür, bugün diğerle yeksan etmiştik. Fakat ben şunu söyleyeceğim. Volkan dışında herkes biliyor ki Volkan ya bilmiyor. Tamam, bugün, Volkan'a saldırdılar. Bugün doğrusunu yazmışsın. Mekan sahibi de almışsın etmişsin falan filan. Ve kardeşim şu haberin içerisine bari de ki CNN Türk'ün internet sitesinde, Hürriyet'in internet sitesinde. Biz bir halt ettik. Biz halt ettik. Böyle bir yanlış bilgi verdik. Okuyuculardan da özür dileriz. Tabii. De yok. Kurşunların hedefi mekan sahibiydi diye bir de üstüne üstlük falan araştırmışlar bulmuşlar edasıyla geziyorlar. Bu haberi yani Hürriyet'in daha ilk haberini Volkan Konağ'ın hedef alındığı haberini söyledikten sonra Tuncay Özkan tweet attı. Sabahat Ak Kiraz ağır tweetler attı. Atatürkçülük böyle bilmem ne diye. Bülent Tezcan Cumhuriyet yıkılıyordu neredeyse. Cumhuriyet bilmem şu. Şimdi bu adamların Hürriyet'e ya hiçbir şey söylemese bile ya kusura bakmayın hani Erdoğan için de ya kandırıldık şu bu falan filan süre bile söylüyorlar. Ya sizi her gün kandırıyorlar. Yüzsüzlüğünüzden kandırıldık diyemiyorsunuz. Her gün kandırıyorlar. Ya Atatürkçülük gitti. Atatürkçü layık olan bir adamı kurşunladılar diye tweet atıyorsun. Tabii. Hürriyet'in haber. Çık de ki Hürriyet beni yanılttı. Yani Hürriyet'in haberini ben doğru kabul ettim. Bundan dolayı da böyle bir tweet attım de. Cumhuriyet Halk Partisi medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı sıfatıyla Tuncay Özkan lütfen çık de ki Hürriyet beni yanılttı. Biz de yanıldık. Ayıp ettik. Böyle değilmiş işin aslı. Halbuki orada klasik bir bar kavgasıymış. Fakat nasıl bir kafadır bu? Yok. Yani ben oturalım gel hadi. Salla gitsin. Günün manşetini bırakalım da. Ben bir arkadaş soru sorayım mı? Nasıl bir kafadır bu mesela? Bir tane orada bir barda şarkı söyleyen bir sanatçı. Sanatını beğenen vardır, beğenmeyen vardır. Ben sevmem, dinlemem de. Fikriyatını beğenen vardır. Hiç fark etmez. Bir şey, ben Levent Kırca ile programa çıkmış adamım ben sonuçta. Levent Kırca gibi birisiyle zıt kutuplardayız. Ama tiyatralımız uyduğu için çıktık. Bir şey soracağım ben ya. Yani bu nasıl bir kafadır? Bir barda bir şey oluyor, adam onu şeye bağlıyor.
Atatürk Sultan Palamut devrine geri dönüyoruz. Sultan Palamut'a gidiyoruz. Cumhuriyetin temel değerleri gitti. Atatürk elden gitti. O gitti. Bu da sıktılar. Cumhuriyete sıktılar. Demokrasi. Ya nefes al. Arapların bir lafı vardır. Eble aleygak. Konuşmadan önce bir yutkun. O yok abi. O kadar kafa böyle bodoz çalışıyor ki. Hatta hiç çalışmıyor. Bodoz olsa bile bir şeye gider o laf. Daha sabah erken kalk tweet atıyoruz. Atatürkçülüğün silahlı imtihanı. Vay anasını. Volkan kanağı aldık. Bara bağladık. Volkan'a soruyorsun. Haberim yok baba. Kim ne vurdu falan diye soruyor. Böyle şeyler diyor ya. Biz doğum günündeydik. Size hain dediler. Ben öyle şey bana yakıştırmayın. Biz doğum günü devam ediyoruz. Hadi akla. Çıstak çıstak. Bir dakika ya sen onu çıstak diyorsun ama Cumhuriyet elinden haberin yok. Taksim'de yürüyüş, direniş başladı Volkan'a karşı. Bir tek Volkan'ın haberi yok. Volkan'a saldırıdan ama CHP'nin haberi var. Bu nasıl bir kafa? Ben bir daha bak bir daha sorgulayın. Elinizi vicdanınıza koyun. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlar. Veyahut hala CHP fikriyatını Erdoğan düşmanlığı ve din düşmanlığı üzerinden düşünen insanların tamamına sesleniyorum. Vallahi durum kötü. Yani böyle bir şey yok. Yani dünyada böyle bir sosyoloji yok. Böyle bir particik de yok. Ya şimdi bir oturup da mesela başka bir türkücü. Mesela Yavuz Bingöl'e Allah muhafaza böyle başka bir hakaret etsin. Ne oluyor? Şey mi? Bak gördün mü işte AK Parti'ye saldırılıyor. Bilmem ne oluyor. Değerler elden gidiyor diye bir, kim atıyorsam ben manyağım. Yani bir sanatçıya, bir sanatçı olması önemli değil. Deminden beri kimde ötekileştiren? Türkiye'de ötekileştiren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bak hemen direkt tweetler ve tepkiler CHP'li vekillerden geliyor. Ötekileştiren kendileri çünkü. Doğru. Hemen bir şeye sokuyorlar olayı. Şimdi bir fotoğraf var. Nasuh Mahruki. Hastanede bir minik ameliyatı geçirmiş herhalde. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bir fotoğraf paylaşmış. Şimdi bunlar tabii semboller üzerinden ya, şundan bundan falan. Ya bir de şey hatırlıyorum. Şimdi fotoğrafı getirirken aklıma şey geldi. Aslında yarın değil pazartesi günü şey yapalım. Erdoğan'ın mecliste yapmış olduğu bir konuşma vardı. O konuşmada şeyi söylüyordu. O onu yazmış, bu bunu çizmiş, şu şunu yapmış, bu bunu yapmış, bilmem ne olmuş. Yok öyle demiş, öbürü bilmem ne yapmış, öbürü oradan tweet atmış. Yok orası köşe yazısı yazmış. Arkadaşlar dedi, devlet yönetiyoruz, devlet. Onun bunun dedikodusuyla, şunuyla, bununla falan hareket edecek halimiz yok diye. Kesinlikle, çok güzel evet, bir konuşmaydı. Tabii. Hatta vakit kalırsa, yetişirse, bulursanız onu da final olarak yapmışım ama. Mevzu şu, bazen hükümete kızıyoruz ya. Bu muhalefete niye böyle hani okkalı cevaplar vermiyor ya da işte açıklamalarına cevap. Ya hakikaten bu adamlara cevap verse hükümet iş yapamayacak. Ben sana söyleyeyim. Ciddi söylüyorum. Şeytan taşlamaktan. Tam da onu söyleyeceksin. Şeytan taşlamaktan tavafa vakit kalmayacak. Yani sen muhalefete şeytan mı demek istiyorsun abi? Bak buradan da o çıkar. O da o çıkar abi. Şeytan taşlamak için tabii. Şimdi. Melek gibiler. Tövbe estağfurullah. Bunu yapıyorsun. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etti. Tamam. Bu konuyu konuştuk zaten. Konuştuk. Şimdi buradan alıyorlar. Öyle bir yani hakikaten nasıl bir kafa bilmiyorum. Kadir Mısıroğlu'na zaten bunların işleri güçleri yaftalamak, bir şeyler yapıştırmak olduğu için fesinden yola çıkarak adamın iç dünyasını şey yapıyorlar. Kadir Mısıroğlu'nun söylediği sözleri kabul edersin etmezsin, reddedersin etmezsin, varsa bilgin çürütürsün, değilse dinlemezsin, dönüp bakmazsın vesaire vesaire. Fazla o. Ama sen bunun üzerinden fesli Kadir diyerek aklın sıra aşağılamaya çalışıyorsun. Tabii. Tamam mı? Sorsalar da en demokrat bunlar. Bunlar faşist falan değil, faşizm karşısında adamlardır. Evet. Tamam. Peki Nasuh Mahruki var mı arkadaşlar o görüntü? Konuşuyorum size vakit kazandırayım diye ama. Fotoğrafını bir görelim. Şimdi bu fotoğrafta mesela Kadir Mısıroğlu çok komik ama yani. Fes taktığı için fesli Kadir diyorsun da. Nasuh Mahruki de kalpak takmış. Kalpakta Nasuhi mi diyeceğiz yani? Nasuhi. Nedir bu? Nasuhi. Bu da tabii. Nasuhi değil, Mahruki, Nasuh ismi. Nasuh, pardon. Nasuhi doğru, dedin sen. Nasuhi o şey yani. Geldi, rahmet hemen Nasuhi bilmem. Kalpaklı Nasuh. Bir tanesi Esfere Safili, bir tanesi Kalpaklı Nasuh mu diyeceğiz şimdi? Aliül Ala. Kadir Mısıroğlu'na tepki olsun diye tepki bu da kalpağını takmış, kalpakta fotoğraf vermiş. Ona ötekileştiren kim yalnız? Ötekileştiren Müslümanlar. Tabii. Ötekileştiren AK Parti. Faşist olan bunlar. Tabii biz ötekileştiriyoruz. Biz ayırıyoruz. Cumhuriyeti bir ama günü. Şuradan bak, bir tavsiye edelim şeye. Bu kalpağı takarak seni CHP'de ziyarete gelmez. Niye? Gelmediler biz. Çünkü Canan Kaftancıoğlu dedi ki senin o kalpağın militarizmi simgeler. Mustafa Kemal'in askeri sözü de militarizm çağrıştırıyor. Yoldaşıyız diyelim diyen Canan Kaftancıoğlu CHP'si militerleştirdiğin Atatürk'ü bu kalpakla seni ziyarete gelmez. Canan Kaftancıoğlu da gelmez. CHP de gelmez. Valla bu tepkiye çok komik. Fazla bak
bu yani tepkiye çok... Sen benim saçımı çektin, ben de senin silgini aldım tamam, falan. Hani böyle bir şey var mı? Şey gibi, ben hep bunu esprisini yapıyorum. Çok da severler benim de konuşmamı. YZ kuşağıymış bunlar, zeka ürünüymüş. Şey vardı, hani ilkokulda hep bir örnek vardır. Mesela çocuklar öğretmene rekabet vardır ya, ilkokul rekabeti. 7 yaşında bir çocuğun rekabetini düşün. Şimdi arkadaşın kötüleyecek. Öğretmenim. Ondan sonra öğretmenim o da konuşuyor. Abi de şu an sevmez. Öğretmenine şikayet eder. Çocuk mesela bir şey soru sordur. Acaba oturdu ya. Şöyle söyler. Ya der ki öğretmenim bakın hem ders çalışmamış hem de şişman. Tamam. Ya ders çalışmadı şişmanlık ne ya? Tamam. Bak bunlar. Hem ders bunlar, çalışmamış hem de şişman. Hem de şişman. Yani bunun gibi. Ofise çıktı ben kalmakla çıkayım. Bak bunların yani, yaftalamaları o kadar şey ki. Ya. Ebu Bekir Sofuoğlu. Profesördür kendisi. Evet. Bize de yayına çıkmıştır. Ben severim kendisi. Yorumları vardır. Geçen cumartesi de beraberdik şeyde. Ya dinlersin, Bursa'da. Dinlemezsin. Fikirlerini beğenirsin, beğenmezsin. Evet. Şimdi bu adamlar, Ertuğrul Özkök örneğinden yürüyeceğim. Kısa kısa geçelim ki 2-3 dakikamız kaldı. Onları da bitirelim. O da onda kafa yapmış hesapta. Şunu söylüyor adam. Ebu Bekir Sofuoğlu. Abdülhamit Han, Sultan Abdülhamit Han o dönemde yapabileceği, teknoloji olarak yapabileceği bölgelerin fotoğraflarını çekerek o bölgelerde gelişmeleri, şunları bunları arşiv oluşturuyor. Bir de o fotoğraflardan işte takip okuma ediyor. Yapıyor, takip ediyor. Hafiye teşkilatı var vesaire vesaire. Buradan şöyle bir yorum çıkartıyor Ebu Bekir Sofuoğlu. İşte Google'ın ilk şeyidir diyor. Aha. Bence doğru değil. Şey olarak diyor yaz, zihniyet olarak ama onu öyle düşünmüş. Şunu söylüyorum ben. Bak az önce söylediğim gibi. Yani bunlar söylüyor diye %100 kabul etmek durumunda değilim. Teknolojide ben de iyi takip ediyorum. Onun bakış açısı bana göre doğru değil. Çünkü Google'ın çıkış amacı ve bir sürü şeyleri söyleyebilirim bununla ilgili. Karşı tez olarak üretebilirim. Bence yanlış bir fikir. Yani bu konularda. Ama şunu şöyle itirazımı yapayım. Yani diyor Google'ı o icat et demiyor. Tam konuşmasını dedim. Hatta bugün Hürriyet Hikmet, onu şeyini vermiş. Seninle bunu bir saat tartışırım ben. Evet. Tamam, yok, vaktimiz yani. Yok o yüzden. Vaktimiz tamam. Yok. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen kendi bakış açında Ebu Bekir Sofuoğlu'nu haklı görürsün. Bütün evet. Konuşmayı dinleyerek. Evet. Ben de bütün konuşmayı dinleyerek bence doğru değil derim. Tamam. Ama tartışmamız öyle miydi değil mi üzerine olur. Ertuğrul Özkök ne diyor? Yazmış hocam yanlış Abdülhamit Han Instagram'ı icat etti diye. XYZ kuşağı bu artık yumuşak G kuşağı oluyor herhalde evet. Tahmin ediyorum. Zeka örneği gösteriyor. Fakat bu tarz yaftalamaları bir faşizan sembol olarak gördüğünü daha önce belli eden, ifade eden Ertuğrul Özkök de cümlesinin sonunda şunu söylüyor. Google'ı Abdülhamit'in icat ettiğini icat eden kişi kim diyor cümlesinin sonunda. Soyadı Sofuoğlu olan bir hoca. Üstelik profesör unvanı da var iyi mi? Şimdi pardon. Ne demek o sofu? İnsanların sofu bu anlamaz. Kara cahil. Softa demeye getiriyor aklı sıra. Dünya pardon. Şampiyonu Sofuoğlu var. O nasıl? O motosiklet kullanıyor. Bravo. O da dünya şampiyonu. Ne diyeceğiz acayip, buna? 400, köprünün üzerinde saatte 400 km'lik hızla dünya rekoru kırdı. Bravo. Ama en hızlı o gidiyor. Bravo bak bu aklıma gelmemişti. Sofu diye Sofuoğlu. Hem o da Sakaryalı. O zaman ya. Şöyle bir sorun var o zaman. İlk defa motosikleti kapı evet. Sofuoğlu bir icat etti. O zaman şöyle bir şey ya. Var yani. O soy isimden Sofuoğlu olanlar da çok iyi. Yani Sofuoğlu olanlar çok iyi motor kullanır mı çıkacak? Değil mi? Zeka bu. Soy isminden adamı sofu, softa, tabii aslında, kaba, dinci demeye çalışıyor. Bunda ancak bundan çıkar diyor. Sen faşistin dediğimizde de vay efendim bana niye böyle söylüyorsunuz? Evet. Tabii aslında zeka o değil. Zeka onun üzerinde de işte kafa iyiyken iyi çalışıyor. Yani birazcık fazla akşam alemler akıp da yazı yazınca böyle oluyor. Yoksa bu kafa biliyor ne demek istediğini. Bu kafaların hepsi anket şirketlerinde de var. İki tane anket şirketinin şeylerini görelim. Onun geçelim, üzerine doğru. Konuşalım. Çok az süre kaldı. Varsa fotoğrafları hızlıca hemen gösterelim. Hikmet'in yorumunu soracağım onlarda. Bir tanesi Hakan Bayrakçı. Sesi var mı? Ya bu bir araştırma diye bir araştırma şirketinin anketi. Of. AK Parti %28, CHP %17, 9.3 neresi? İYİ Parti. MHP 8.4. Ne? Yok 5.1 MHP. Çok uzak ya. Yakından göremiyorum buradan. Mesaj. Üçüncü olan İYİ Parti miydi? Sırada. Sonra 8.4 HDP. 5.1 MHP. Diğer 6.7 oy kullanmayacak. %18 kararsız. Öbürü de sonunda en sondaki ne? Cevapsız. Cevapsız. Kararsız oy kullanmayacak ve cevapsızın toplamı 30 puan. %30. Tamam böyle bir şey çıkar. Komedinin de komedisi. Başka ama bundan, türlü koyamıyorsun ki 18. Bundan daha komiği de var. Hakan Bayrakçı'nın sözü var mı CNN'de? Bence burası Zimbabwe seçim şeyleri, partileri. Ver onu da. Akoko, pokoko, tokoko öyle gidiyordur herhalde. Hakan Bayrakçı'yı dinle. CHP, popopo böyle gidiyordur bu herhalde. Doğru. Dinleyelim. Bu Türkiye ait değil herhalde. Partiyle Saadet'in ittifakından birkaç tane de merkez sağ dağılın. Demokrat Parti gibi falan ne bileyim. O ittifak var ya.
Yani birisinin oyu 5, birisinin 7 falan dedik ya, 8 bilmem ne. 12'sinin toplamı 12 etmez, çok daha fazla gibi. Böyle ihtimaller var. Dolayısıyla bu ittifak olayı en yakın ihtimal. Sadece ilk çıkış sebebi, daha doğrusu MHP'nin alabileceği maksimum oyu almak için AKP'ye ısrar edip kabul ettirdiği bir olayken, asıl çıkışı ve sebebi bu iken, çünkü AKP dinledi, hak verdi. Ben dedi sana, senin listelerinden girersem benim %4-5 seçmenim gelir. Ama benim 3 ilerimi görürse seçmenim, döner ona basabilir. Ben en az 9 tabii ila... Tabii doğru, muhakkak bu. 8 ila 12 arası bir oyumu alırım. İşte o da evet, ittifaka sağlar dedi. Şimdi istediğini bu şekilde aldı. Ama MHP'ye en fazla avantaj sağlamış bir sistem gibi dururken, işte maharet o ki, Saadet Partisi gibi, İyi Parti gibi, burası en önemli. Çok zor bir seçim yelpazesinde kendine yüzde bulmak çok zorken, Türkiye'nin bugünkü şartlarında, ama bundan en iyi şekilde yararlanabilecek iki tane parti var. Yani şu Saadet Partisi'nin genel başkanı böyle istihareye yatsa, rüyaya yatsa, vallahi bana bir ilham gelse de en doğrusunu yapsam dese, inanır mısınız bu seçimin anahtar partisi Saadet Partisi'dir. Gel. Vereceği yeter yani ittifak. Seçimin anahtar partisi Saadet Partisi'dir dedi. Saadet Partisi'nin 1 Kasım'da aldığı toplam oy ne kadar dikme? Sen söylemiştin bana. 600 bin civarında. Evet, 600. Top ortalaması 500 bindir. Yani Haziran'da da aldı. Haziran'da 300 binde tabii, falan. Tabii, 500 bin. Yani binde 1 ile binde yarımla binde 1 arasında. 0.0 bilmem. Biri ulaşamıyor yani. Durum kötü. Şimdi tabii buradaki bütün amaç Saadet Partisi'ni de CHP kayığına bindirmek. Bütün mesele bu. Ama Temel Karamollaoğlu hazır yalnız. Biraz teşne de o işlere. Çok da değil yani. Ben açıklamalarını okuyorum. Ufak geri dönüyor oradan. Geliyor. Onlar şey yapıyorlar. Özellikle. Bence yüzüyor şu anda. Kayık arıyor. Yani nereye gitsek diye. Çünkü değil kendi başka adayını çıkartacak ya. Ama o demokrasi kayığı dedikleri CHP kayığına bindirmeye çalışıyorlar. Komik komik yorumlar yapıyorlar. Yazıktır. Yani bunca yıllık müktesebatınıza yazıktır. Bunca yıllık anketçiliğinize yazıktır. Bunca yıllık Bence yazık değildir. Çünkü bilmiyorum. Sonar Araştırma Şirketi, işte onun da sahibi Hakan Bayrakçı'nın bundan aylar önce yapmış olduğu bir açıklama vardı. Tüm gazetelerde yer aldı. Cumhuriyet çok bu işi atmadı her zamanki gibi. Dedi ki şu anda İlhan Kesici adaylığını koymuş olsa %52 ile Cumhurbaşkanı olur falan dedi. Ve Akşener %55 falan alır dedi. Bu yorumu yapan insanlara da normal, bu normal diyorsun. Gayet peki, doğaldır yani. Günü manşetinin sonuna geldik. Haftanın son iş gününde. Gazete manşetlerini ve günün gündemini yorumladık. Pazartesi karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi hafta sonları diliyoruz.